Türkiye'nin buğday üretiminin %10'unun gerçekleştirildiği Konya'da kurak geçen Nisan ayının ardından Mayıs ayında düşen yağışlar ovada hububat üreticisinin kaygısını giderdi. Nisan ayını yağışsız geçiren Konya Ovası Mayıs ayında güzel bir yağışlı dönem geçirdi. Öyle ki ay başında etkili olan yağışlar ay sonunda da devam etti. Bu sene çıkışlarımız gayet güzeldi. Devamında yağışlar da iyi gitti ama özellikle Nisan ayındaki kuraklık ciddi anlamda kıraç alanlarımızı etkilemişti ama sulu alanlarda çiftçilerimiz gerekli tedbirlerini aldılar ve devamında gelen özellikle Mayıs yağışları da oldukça sulu alanları rahatlattı. Son bir ayda Konya Ovası'na ortalama 45 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu da gerek kıraç gerekse sulu tarım yapılan arazilerdeki bitkilerin gelişimine olumlu katkı sağladı. Özellikle çiftçilerimiz sertifikalı tohum kullandıklarında, suyu da kullandıklarında bir tona varan verimler dekarından almaktadırlar. İnşallah ovamız için bereketli bir hasat dönemi olur. Ancak kıraç araziler için aynı şeyler söylenemez. Yağışların iki hafta geç gelmesi kıraç arazilerde hububatta az da olsa rekolte kaybına sebep oldu. Şu mevcut tarlalarda 150-200 kilo, 100 kilo, bazı tarlalarımızda 250 kilo, bazı tarlalarımızda 50 kilo verim potansiyelleri maalesef gözüküyor kıraç alanlarda. Dolayısıyla bu ister istemez sulanamayan arazilerde rekolteyi de olumsuz etkileme riski söz konusu. Bu yüzden üreticiler tarlalarda ürünlerini mutlaka kontrol etmeli. Havalar kapalı gidiyor ve nemli gidiyor. Mutlaka mantari hastalıklara karşı tarlalarını kontrol etsinler. Eğer ihtiyaç durumunda mutlaka koruyucu ilaçlama yapsınlar. Özellikle yapraktaki sarıpas hastalığına veyahut da diğer septoria hastalıklarına kadar uzun sürede tohum ilaçları koruyamadığından mutlaka üst ilaçlamaları gerekmektedir. Sıcak geçen kışın ardından gelen yağışlar ovada süne ve eken kurdu riskini biraz arttırdı. Şayet gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda verim kaybı yaşanabilir. Bölgemizde tarlalarımızı kontrol edelim. Süneyle ilgili herhangi bir tereddüdümüz varsa önümüzdeki günlerde mutlaka süneye karşı da mücadele edelim. Çünkü ürünün satışında pazar değerini ciddi anlamda düşüren bir husus. Hububatta çiçeklenme ve tozlaşma döneminin başladığı bu günlerde çiftçilerin tane suyunu da unutmamaları gerekiyor. Çiftçilerimizin mutlaka tane suyunu da ihmal etmemeleri, yüksek verimlilik ve özellikle hektolitre, bin tane ağırlığı gibi kalite kriterlerini yüksek oranda yakalamalar için oldukça önemli. Peki bu yıl Konya Ovası'nda rekolte ne düzeyde bekleniyor? Konya bölgesi içinde yine buğday için söylersek 2 milyon tona yakın buğday, 1 milyona tona yakın da arpa üretimi gerçekleşecek. Onu gösteriyor arazideki çalışmalarımız.